Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, bugün seminer programı kapsamında manyetik hiperterminin kanser tedavisinde kullanılması hakkında sizlere sunum yapacağım. Kanser insidansı ve geleneksel tedavi yöntemlerinden bahsettikten sonra kanser tedavisinde kullanılan yeni yöntemlere kısaca değineceğim. Daha sonra manyetik hiperterminden bahsedip literatür örnekleriyle seminerimi bitirmeyi planlamaktayım. Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı dünya haritasında koyu mavi ile renklendirilmiş ülkelerde kanser, prematüre yani 69 yaş altı ölümlerde birinci sıradadır. Türkiye de bu ülkelerden birisidir. 2020 yılı verilerine göre iki cinsiyete birden bakıldığında en sık görülen kanser türleri meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseridir. Öldürücülük oranı olarak bakıldığında ise en öldürücü olanlar akciğer ve kolorektal kanserlerdir. Erkeklerde en öldürücü kanser türleri akciğer kanseri iken kadınlarda meme kanseridir. Ülkeler insan gelişme endeksine göre ayrılarak kanser insidansı incelendiğinde çok yüksek insan gelişme indeksi olan bölgelerde 2020 yılında 19,3 milyon olan kanser insidansının 2040 yılında %32 artarak 28,4 milyona çıkması öngörülmektedir. Türkiye de bu grup içerisinde yer almaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan konvansiyonel tedavi yöntemleri üçe ayrılır: cerrahi işlem, radyoterapi ve kemoterapi. Cerrahi işlem genellikle en başta tercih edilen tedavi yöntemidir. Tümörün tamamının çıkartılabilmesi veya biyopsi için uygun bir tedavi yöntemi olmakla beraber girişimsel bir yöntem olduğu için risk ve komplikasyon oluşma olasılığı çok yüksektir. Her hastanın bu yönteme ulaşması zordur. Ayrıca tedavi sonrası takibi ve iyileşme süresi uzundur. Yapılan araştırmalara göre radyoterapi veya kemoterapi ile kombinasyon tedavi olarak uygulanmadığında sağ kalım oranları düşmektedir. Radyoterapi, cerrahi yöntemlerle çıkartılamayan veya nüks ihtimali düşük olan tümörlerde kullanılan, bu yüzden yarar risk oranı gözetilerek uygulanması gereken bir yöntemdir. Uygulanan radyasyon sadece kanserli bölgeye spesifik olmadığı için yan etki ve toksisite bu yöntemi kısıtlayan yönlerden biridir. Yine aynı şekilde cerrahi veya kemoterapi ile kombinasyon kullanılmadığında sağ kalım oranları düşmektedir. Kemoterapide ise genellikle kanser hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini engelleyerek yok etmek amacıyla geliştirilmiş ilaçlardır. Bu ilaçlarda hasta uyumcu ve ulaşılabilirlik daha kolaydır. Fakat kemoterapinin tek başına kullanımında sağ kalım oranlarının düştüğü görülmektedir. Kanserli hücrelere spesifik bir etkileri yoktur. Fizyolojik bariyerleri geçmekte zorlanabilirler. Bazı ilaçlara karşı direnç gelişimi görülebilmektedir. Kemoterapinin sebep olduğu semptomları gidermek için kullanılan ilaçlarla ilaç etkileşim riski artmaktadır. Ayrıca hastalarda saç dökülmesi, bulantı, kusma, iştah kaybı, yorgunluk, ateş gibi pek çok yan etkiler görülebilmektedir. Bu sakıncaların önüne geçmek için yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Bunlara nano yapılı ilaç taşıyıcı sistemler, ekstraselüler veziküller, immünoterapi ve gen terapisi örnek olarak verilebilir. Ayrıca hipertermi de bu yeni yaklaşımlardan biridir. Sunumun da ana konusu olan hipertermi, genel olarak vücut sıcaklığının normal sıcaklığından daha yüksek olmasını ifade eden bir terimdir. Bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlarla mücadele ettiği zamanlarda hipotalamusu uyarması sonucu ortaya çıkan patolojik bir durumdur. Bu patolojik durumun yanında hiperterminin lokal olarak hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Yaraların yakılmasıyla kanamanın durdurulması veya enfeksiyonların tedavisi gibi yöntemler eski kaynaklarda da yer almaktadır. Günümüzde ise hipertermi gelişen teknoloji ile birlikte özellikle tümörlerin lokal tedavisinde de kullanılmaya başlamıştır. Termal tedavileri uygulayacak sıcaklıklara göre sınıflandıracak olursak, ablasyon tedavisi 70 derecenin üstündedir. Koagülasyon nekrozu nedeniyle doku ölümüne sebep olur. Yüksek sıcaklıkta fokal hipertermi 45 derecenin üstündedir.
geri dönüşümsüz hücre hasarı ve antitümöral immün yanıt stimülasyonuna neden olur. Orta derecede hipertermi 38-42 derece arasındadır. Hücre hasarı, immün hücrelerin bölgede artış sonucu tümör immünojenitesinde artışa sebep olur. Dermal tedavi yaklaşımlarına örnek verecek olursak, farklı cihazlarla kullanımda örnek verecek olursak, şu anda kanser tedavisinde kullanılmak üzere pek çok hipertermi mekanizması bulunmaktadır. Bunlardan biri prop mikrodalga teknolojisidir. Transüteral mikrodalga tedavisi olarak da adlandırılmaktadır. Uterustan geçirilen mikrodalga probu ile lokal olarak prostat kanseri hücrelerine hipertermi tedavisi sağlanmaktadır. Piyasada en çok bilinen ticari cihaz FDA onayı da bulunan Prolib'dir. Diğer bir teknoloji ise radyo dalgaları ile hipertermidir. Özellikle karaciğer ve pankreas kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır. Plexar Medical bu alanda dünyanın ileri teknolojilerini üreten firmalardan biridir. Bu konuda en eski teknolojilerden biri de yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason teknolojisidir. Bu yöntemde kanserli bölgeye odaklı ultrasonik dalgalar gönderilerek hipertermi sağlanır. Sonoterm 1000 cihazı 1990 yılında FDA tarafından kanser tedavisi için onaylanmıştır. Fototermal hipertermi de diğer teknolojilere görece daha yeni bir teknolojidir. Bu teknolojide lazer ışınlarına maruz kalması sonucu ısı açığa çıkaracak maddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla nanopartiküller, özellikle de altın nanopartiküller kullanılmaktadır. Sunumun konusu olan manyetik nanopartikül aracılıklı manyetik hipertermi ise kanserli bölgedeki nanopartiküllere dışarıdan bir manyetik alan uygulanmasıyla bölgedeki ortam sıcaklığının 43-47 dereceye çıkartılması ve bu sayede kanserli hücrelerin öldürülmesi esasına dayanmaktadır. 1970'li yılların başında kanser tedavisinde kullanımı için araştırılmaya başlayan manyetik hipertermi ilk defa 2003 yılında insanlarda glioblastom tedavisinde kullanılmak amacıyla denenmiştir. Bu tedavide genel uygulama yöntemi manyetik nanopartiküllerin kanserli bölgeye enjeksiyonundan sonra dışarıdan MR cihazına benzer bir cihaz ile manyetik alan oluşturularak kanserli dokudaki nanopartiküllerin bölgeyi ısıtması ve kanserli hücrelerin oluşan bu sıcaklık ile öldürülmesidir. Hücreleri apoptoza sürükler veya hücrelerin doğrudan nekrozunu sağlar. Manyetizmanın temeline bakacak olursak, yani bu ısı açığa çıkmanın temeline bakacak olursak, elektronların yörüngesel hareketleri, spin hareketleri ve elektronların birbiriyle etkileşimine dayanmaktadır. Farklı manyetizma tiplerini göstermenin en iyi yolu, maddenin manyetik alana karşı nasıl tepki gösterdiğini tanımlamaktır. Bütün maddeler manyetik özellik gösterir. Yalnız bazı maddeler diğer maddelere nazaran daha çok manyetik özellik gösterirler. Bu maddeler arasındaki temel ayrım, manyetik özelliği az olan maddelerde toplam manyetik moment etkileşimi çok azdır. Manyetik olarak adlandırılan maddelerde ise atomik manyetik momentleri arasında çok güçlü bir etkileşim vardır. Bunlara ilk örnek olarak verebileceğimiz elementler demir, nikel ve kobalttır. SAR, yani özgül absorpsiyon oranı, elektromanyetik alana maruz kalındığında beden tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsüdür. Birim doku kütlesi başına soğurulan güç olarak tanımlanır ve birimi watt bölü kilogramdır. SAR ya tüm beden üzerinde ya da küçük bir örnek hacim üzerinden ortalama olarak tespit edilir. Bu duruma özellikle telefonlarımızdan aşinayız. Telefonlardan yayılan elektromanyetik veya radyo frekans dalgalarının vücudumuzda oluştuğu etkiler de SAR değeriyle belirtilir. Manyetik hipertermi de yine bu mekanizmadan yola çıkarak geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Ancak manyetik nanopartiküllerin tümör bölgesine hedeflendirilmesiyle istenen bölgede ısı artışı sağlanarak bu durum bir avantaja çevrilmiştir. Demir, nikel, kobalt, çinko, gadolinyum, magnezyum, bunların alaşımları ve oksitleri manyetik özellikleri sayesinde manyetik hipertermi tedavisinde kullanılan nanopartiküllerin yapılarında bulunmaktadır. İçlerinde en çok manyetik özellik gösterenler demir, kobalt ve nikeldir. Kobalt ve nikel potansiyel toksisiteleri ve kimyasal olarak stabil olmamaları sebebiyle kullanımları sınırlıdır.
Demiroksit nanopartiküller hem biyogeçimli olmaları hem de ısınma özelliklerinin yüksek olması sebebiyle en çok tercih edilen nanopartikül formülasyonlarındandır. Ayrıca demiroksit nanopartiküllerin FDA veya EMA tarafından onaylanmış olmaları da tedavide kullanılmalarında önemli bir tercih sebebidir. Kullanılan manyetik nanopartiküller stabilitelerin arttırılması, biyogeçimliliklerin arttırılması veya farklı yüzey özelliklerinin kazandırılması amacıyla yüzey modifikasyonları yapılmaktadır. Bu amaçla silan, altın, polimer veya dendrimerler kullanılmaktadır. Kanserli bölgedeki nanopartiküller manyetik alan uygulandığında manyetik moleküllerin atomlarındaki elektronlar uygulanan manyetik alana göre dizilerek dönmeye başlarlar. Moleküller bir nanopartikülün içine hapsedildikleri için bu manyetik alana doğru hareket edemezler. Bu da elektronların dönmesi sonucunda oluşan enerjinin ısıya dönüşmesine neden olur ve bu sayede ortamın sıcaklığı artırılmış olur. Uygulanan manyetik alanın kaldırılması ile manyetik moleküller tekrar eski haline döner ve manyetik alanın tekrar uygulanması ile bu işlem tekrarlanabilir. Manyetik özellik gösteren bileşikler paramanyetik, ferromanyetik, antiferromanyetik ve ferrimanyetik olarak dörde ayrılabilir. Bu sınıflandırma uygulanan manyetik alana elektronların verdiği tepkiye göre sınıflandırılır. Paramanyetik maddelerde elektronlar karmaşık yapıda dizildikleri için manyetik momentleri sıfıra yakındır. Antiferromanyetiklerde ise iki yönün kuvvetleri de birbirine eşit olduğu için manyetik moment sıfırdır. Ferromanyetiklerde elektronlarda tek yönlü bir dizilim görülür. Bu yüzden güçlü bir manyetik moment gözlenir. Bu maddelerin alaşımları veya oksitleri ferromanyetik olarak adlandırılır. Bunlar da yüksek manyetik moment gösterirler ve kimyasal olarak ferromanyetiklerden daha stabildirler. Manyetik hiperdermide sıcaklık oluşumunu etkileyen 4 önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar partikül büyüklüğü, partiküllerin şekli, dispersiyon ortamının viskozitesi, uygulanan manyetik alanın gücü. Bunlardan ilki ve en önemlisi partikül büyüklüğüdür. SAR değerinin en yüksek olduğu optimum bir partikül büyüklüğü bulunmaktadır. Bu büyüklüğün artması veya azalması ile elde edilen SAR değeri azalmaktadır. Literatürde yaptığım araştırmalarda genel olarak gördüğüm küresel demir nanopartiküllerde bu değer 10 ila 20 nanometre arasında değişmektedir. Ortamın viskozitesi ise Hu ve Pan adlı araştırmacıların yaptığı çalışmada farklı gliserol oranlarında denemeler yapılarak bunun ısı üretimindeki etkisi incelenmiştir. B numaralı grafikte göreceğiniz gibi 4.3 nanometre partikül büyüklüğüne sahip nanopartiküllerde en yüksek sıcaklık değişimi en viskoz yani %70 gliserol oranında görülmüştür. En düşük ise sadece suda disperse edilmiş halinde görülmüştür. Bu durum 4.8 nanometre büyüklüğündeki partikül içinde aynıdır. Bu sonuçlar bize viskozitedeki artışın sıcaklık değişimini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Sağdaki grafikte de görüldüğü üzere uygulanan manyetik alanın gücü arttıkça oluşan enerji de artmaktadır. Soldaki grafikte ise uygulanan manyetik alanın frekansı ile oluşan enerji doğru orantılıdır. Partikül şekli de sıcaklık üretimini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Literatürde genellikle küre şeklindeki nanopartiküller tercih edilmektedir. Bu şekilde gördüğünüz tabloda manyetik hipertermide uygulanan parametrelere göre elde edilen SAR değerleri verilmiştir. Kırmızı kutucuklar içerisinde gösterdiğim çalışmalarda aynı parametreler sadece farklı partikül şekilleri olduğunda nanoküp halindeki formülasyon 2450 watt bölü gram SAR değeri elde edilirken nano kürede 326 olarak elde edilmiştir.
Manyetik nanopartiküller aracılığıyla hipertermiğin üstünlükleri, lokal tedavi sağlayarak sistemik kemoterapinin yan etkilerini azaltır. Opere edilemeyen tümörlerin tedavisi için iyi bir alternatiftir. Kemoterapötiklerle birlikte kullanıldığında sinerjistik etki sağlayabilir. Terapötik etkinliklerin yanında MR kontrast ajanı olarak da kullanılabilir. MR'da görüntülenebilir. Manyetik hedeflendirme sağlanabilir. Tümör hücrelerine karşı immün yanıtı arttırır. Sakıncalarından bahsedecek olursak, manyetik nanopartiklerin hedeflenen bölgede yüksek konsantrasyonla toplanması gerekir. Genellikle intratümöral uygulamalar kullanılır. İntratümöral uygulamalar ise diğer uygulamalara göre daha girişimsel olduğu için hasta oyuncu daha düşüktür. Hedeflendirme yapılmadığında kanser hücreleri yanında sağlık dokuya da zarar verebilir. Manyetik hipertermi tedavisinde yapılan çalışmalarda bir örnek sunmak istiyorum. Bu çalışmada manyetik hiperterminin invo pankreas modelinde etkinliğinde rol oynayan parametreler incelenmiştir. Çalışmada oleik asit kaplı hidrofobik demir oksit nanopartiküller kullanılmıştır. Bu nanopartiküllerin hazırlanmasında termal dekompozisyon metodu kullanılmıştır. Kısaca demir oksit ve diğer prekürsör maddeler fenil eter içerisinde 250 santigrat derecesinde 60 dakika karıştırılmıştır. Ardından soğutularak etanol içerisinde disperse edilerek santrifüje edilmiş ve partikül içerisine girmeyen prekürsör maddeler uzaklaştırılmıştır. Ardından tetrametil rodamin ile floresan özelliği kazanması sağlanmıştır. Elde edilen nanopartiküllerin büyüklükleri ve zeta potansiyelleri Malvern zeta sizer ile morfolojileri ve partikül büyüklükleri elektron mikroskobu ile değerlendirilmiştir. Manyetik özellikleri ise manyetometre adı verilen cihaz ile ölçülmüştür. In vivo çalışmadan önce tedavinin etkinliği 3 boyutlu hücre kültüründe denenmiştir. Burada IN model olarak adlandırılan modelde nanopartiküllerin hücre içine hapsedilerek 3 boyutlu hücre kültürü oluşturulmasıdır. Burada hücreler arasında nanopartikül bulunmamaktadır. Bu sayede nanopartiküller sadece hücre içerisinde bulunmaktadır. Yine NAAT modelde ise nanopartiküller hem hücre içerisinde hem de hücreler arası matrikste bulunmaktadır. In vitro çalışmalarında literatürdeki çalışmalar esas alınarak 3 farklı manyetik parametre denenmiştir. Bu parametrelerden en iyisi seçilerek in vivo çalışmalara devam edilmiştir. In vivo çalışmalara bakacak olursak, MIA-PAKA2 insan pankreas hücreleri deri altına ekilip kontrol, sadece manyetik alan, sadece manyetik nanopartikül ve ikisi birlikte olacak şekilde 4 grup oluşturulmuştur. Hazırlanan manyetik nanopartiküller intratümöral olarak uygulanmıştır. Ardından 3 defa 30'ar dakika manyetik alan uygulanmıştır. Uygulamadan 20 gün sonra bir kısmı sakrifiye edilerek tümör hücrelerindeki kalretikulin ekspresyonu incelenerek immün yanıt değerlendirilmiştir. Kalretikulin hücre zarında bulunmasıyla tümöre karşı immün yanıtı arttıran bir proteindir. Refere edilen çalışmalarda sıcaklıktaki artış ile birlikte hücre zarında arttığı belirtilmiştir. Uygulamadan 30 gün sonra ise kalan gruplar sakrifiye edilerek biyodağılım çalışmaları için organları toplanmıştır. Nanopartikül karakterizasyon sonuçları küre şeklinde ortalama 11.2 nanometre partikül büyüklüğü olan nanopartiküller elde edilmiştir. Manyetometre ile yapılan ölçümler sonucu 1 kilogram demir oksit için 81 amper metrekare manyetik momentin olduğu tespit edilmiştir. Burada konfokal mikroskopi görüntülerini ve flopsitometri sonuçlarını görebilirsiniz. Mikroskop görüntüsünde kırmızı işaretler nanopartikülleri, yeşil işaretler hücre membranını, hücre içindeki ve dışındaki floresan intensite flopsitometri ile ölçülmüştü. İN modelde kırmızı floresan intensite beklendiği gibi in and out modelden daha yüksek çıkmıştır. Bu modelde uygulanan manyetik alan sonucunda partiküllerin hücre dışına çıkmadığı gözlenmiştir. Burada gördüğünüz sonuçlarda partiküllerin yoğunluğunda hücre içinde bir değişim gözlenmemişti. Yani manyetik alan uygulanmasından sonra herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yine NAAT modelde
farklı olarak uygulanan manyetik alan sonucunda hücre içerisindeki partikül oranının arttığı gözlenmiştir. Buradaki sonuçlardan görebiliyoruz. Kırmızı nanopartiküllerin uygulama sonrasında hücre içerisinde arttığı gözlenmiş. Bu da manyetik alanın hücre içinde alımında etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle bu formülasyonun intratümöral olarak uygulandığı göz önünde bulundurulursa klinik alan anlamda önemli bir bulgudur. Hücre içine alımdan sonra uygulanacak 3 farklı manyetik alan parametresinden en uygun olanın seçilmesi için fluorositometri ile hücre canlılık çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada manyetik alan uygulanmasından 24 saat sonra propidium iodidin aneksin 5'e bağlanması incelenmiştir. A ve B grafiklerinde aneksin 5'teki artış hücre ölümünü göstermektedir. Birinci ve ikinci parametreleri kontrol grubuna benzer bir dağılım gösterirken, üçüncü parametre ve manyetik nanopartiküllerin birlikte uygulandığı grupta aneksin 5 oranında önemli bir artış gözlenmiştir. İki grupta da bunu görebilirsiniz. C ve D grafiklerinde de hücre dağılımları apoptoz sürelerine göre değerlendirilmiştir. Burada da ilk grafiklerde gösterildiği gibi, üçüncü parametre ve manyetik nanopartiküllerin uygulandığı grupta geç apoptoz veya nekrozun diğer gruplardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak in vivo çalışmalara bu parametreleriyle devam edilmiştir. Yapılan in vivo çalışmalar sonucunda tümör hücrelerine karşı immün yanıtının artmasında önemli bir rol oynadığı düşünülen kalretikulin proteininin ekspresyonu incelenmiştir. Burada manyetik nanopartiküllerin hücre içine alımı ile kalretikulin ekspresyonunda artış olduğu görülmüştür. Bu da uygulanan tedavinin tümör hücrelerine karşı immün yanıtı artışa neden olduğu tezini doğrulamaktadır. In vivo gruplardaki tümör hacimleri tedavi öncesi ve sonrası hacim olarak karşılaştırıldığında tüm gruplarda tümör hacminde azalma görülmüştür. Ancak manyetik nanopartiküller manyetik alan uygulanan grupta en düşük tümör hacimlerine ulaşılmıştır. Elde edilen tüm bulgular sonucunda uygulanan manyetik hipertermi tedavisinin pankreas kanserinde etkili olduğu gösterilmiş ve gelecekteki çalışmalar için bir öncü olmuştur. Manyetik hipertermi alanında EMA'dan onay almış ilk ürün NanoTherm'dir. Alman Max Planck Enstitüsü'nde kurulmuş olan Markforce firmasının geliştirmiş olduğu NanoTherm, 2013 yılında en ölümcül kanser türlerinden biri olan glioblastom tedavisinde kullanılmak üzere EMA'dan onay almıştır. NanoTherm, intratümoral enjeksiyonu ile uygulanan demir oksit nanopartikül formülasyonudur. Tıbbi cihaz sınıfına girmektedir. Kısaca prosedürlerden bahsedecek olursak, hasta sağlık bilgileri tomografi ile elde edilen tümör büyüklüğü ve 3 boyutlu şekli NanoPlan adı verilen programa yüklenerek bir tedavi programı oluşturulur. Bu protokolde oluşacak ısının etki alanı ve tedavi simüle edilerek uygulanması gereken manyetik alan ve NanoTherm dozu belirlenir. Bu sayede terapi sonrası oluşacak olası komplikasyonlar da minimuma indirilmiş olur. Sonrasında belirlenen nanopartikül dozu intratümöral olarak uygulanır. Yine terapi öncesinde nanoplan ile parametreleri belirlenmiş olan manyetik alan uygulaması nanoactivator ile yapılır. Nanoplan ve nanoactivator da yine aynı firmanın geliştirdiği ve patentini aldığı ürünlerdir. Yani bu üç ürünü de aynı firma geliştirip beraberinde satmaktadır. Geliştirmiş olan nanopartikül formülasyonu ile ilgili EMA'da detaylı bir bilgi bulamadığım için patentlerini inceledim. NanoTherm'in iki farklı patenti mevcut. Bunlardan birincisi 1997 yılında alınmış olup EMA tarafından onay alınan asıl formülasyonudur. Diğer patent ise 2009 yılında alınmış olup ilk patentin kapsamadığı yeni teknolojileri kapsayan ve ilk patentin aşılmasını engelleyen bir patenttir. İlk patentte korunan özellikleri özetleyecek olursak, demir oksit çekirdeğinin partikül büyüklüğü, yani bu çekirdek kısmın partikül büyüklüğü 3 ila 30 nanometre arasındadır. Yüzey yükü nötr veya negatiftir. İki katmandan oluşmaktadır. Birinci katman aminosilan katman, ikinci katman ise dekstrandır. Aminosilanın pozitif yüklü olduğu
Dextran kaplamanın ise negatif yüklü olduğu belirtilmiştir. Endikasyon olarak da patente korunmuştur. Endikasyon olarak tüm kanser çeşitleri yazılmıştır patente. Patente üretim metodu korunmamıştı. Yaptığım araştırmalarda bu metodun kullanıldığını gördüm. Bu metotta demir 3 asetil aseton, sodyum borohidrür 1000 RPM ile karıştırılır ve önce turuncu sonra siyah renk oluşur. Sonrasında manyetik ayırma yöntemleriyle ayrılarak kurutulur. Daha sonrasında tekrar suda disperse edilerek üzerine 17 milimolar aptes yani silan molekülü eklenerek bir gece karıştırılır ve diyaliz membran yöntemiyle süzülür. Sonuçta aminosilan kaplı demir nanopartikler elde edilir. Aynı şekilde dextran ile inkübe edildiğinde de dextran ile kaplanmış olur. Nanotermin kullanıldığı preklinik çalışmalar bu yayında sunulmuştur. Çalışmamın amacı manyetik nanopartiküllerin gliyom geliştirilmiş latlarda uygulanarak etkinliğinin değerlendirilmesidir. 4 grup kontrol, 6 grup tedavi olacak şekilde 10 grup çalışılmıştır. Rg2-rat gliyom hücreleri talamus bölgesine ekildikten 4 gün sonra MR görüntülemesiyle tümör çaplarının ortalama 3-4 mm olduğu gözlenmiştir. 4. günde her bir tümöre 20 mikrolitre nanopartikül formülasyonu enjekte edilmiştir. Burada iki farklı formülasyon uygulanmıştır. Birinci formülasyon 15 nanometrelik aminosilan kaplı demir nanopartiküller, ikinci formülasyon ise 3 nanometre dextran kaplı nanopartiküllerdir. Manyetik alan, manyetik nanopartiküllerin uygulanmasından hemen sonra toplamda 40 dakika uygulanmıştır. Grafikten de görebileceğiniz gibi ilk 10 dakika kademeli artış ile sıcaklık 45 derecede sabitlenmiştir. 30 dakika 45 derecede kaldıktan sonra manyetik alanın kesilmesiyle sıcaklıkta ani bir düşüş olmuştur. Deney süresince normal vücut sıcaklığı rektal prob ile ölçülmüştür. C0 grubundan hiçbir şey uygulanmamıştır. CA'da sadece dextran kaplı nanopartiküller, CB'de sadece aminosilan kaplı nanopartiküller, CF'de ise sadece manyetik alan uygulanmış kontrol grubudur. DDM olarak gösterilen grup ise dextran kaplı nanopartiküllerin uygulandığı gruptur. Diğer gruplar ise aminosilan kaplı grupları göstermektedir. Faktör, yaşama sürelerinin kontrole göre oranıdır. Tablodan da görüleceği üzere dextran kaplı formülasyonda istatistiksel anlamda bir farklılık olmazken silan kaplı partiküllerde sıcaklık arttıkça yaşam sürelerinin uzadığı görülmüştür. İki gruba da eşit miktarda manyetik alan uygulanmıştır. Fakat dextran kaplı formülasyonlarda 39 derecenin üzerine çıkılamamıştır. Bu çalışma invorat üzerinde etkinliği kanıtlanan manyetik hiperterminin ve nanotermin harici radyoterapi ile kombine halde glioblastom tedavisinde kullanılmasında fizibilite çalışmasının sonuçlarıdır. Burada radyoterapi ile kombine edilmesinin sebebi radyoterapi sonrasında 48 saate kadar hücrelerin sıcağı çok hassas hale gelerek bu iki tedavi yönteminin sinerjistik etki göstermesidir. Hasta seçimine bakacak olursak, glioblastom multiform olduğu en az iki farklı klinisyen tarafından onaylanmış 14 hasta vardır çalışmada. Hepsinin yaşları 18'den büyüktür ve tahmini yaşama süreleri, bu tahmini yaşama süreleri tümör çapına göre belirleniyor. 5 cm'den küçük olan hastalar tercih ediliyor. 3 aydan yüksek olması bekleniyor. Hastaların MR görüntüleri alındıktan sonra tedavi protokolleri oluşturulmuştur. Nanoplan sonuçlarına göre intratümöral olarak 0.4 ila 1.4 mililitre formülasyon enjekte edilmiştir. İlaç uygulanmasından sonra enjeksiyon bölgesine termometre yerleştirilmiştir. Bu tedavi protokolünde ilacın homojen dağılması için uygulayacağı nokta seçimi, tümör kütlesine göre verilecek partikül miktarı ve uygulanacak belirlenmiştir. Soldaki resimde preoperatif
ve postoperatif MR görüntülerini görebilirsiniz. Sağ posteriyon boynuzda yer alan tümörde manyetik nanopartiküllerin uygulanmasından sonra kontrasttaki artışla belli olmaktadır. Sağdaki görüntü ise nanoplen ile oluşturulmuş diyagramdır. Hastanın CT ve MR görüntüleriyle bu model cihaz bu modeli kendisi oluşturmaktadır. Bu program ile 48-42 santigrat derecede etkilenecek bölge transparan kırmızı ile gösterilmektedir. İçerisindeki kahverengi bölge tümörü yeşil ise açılan kateteri göstermektedir. Mavi bölge ise beyin dokusunu göstermektedir. Hipertermi uygulanmasında sıcaklık uygulanmasında verilecek radyoterapi dozu da göz önünde bulundurulmuştur. Haftada 2 defa radyasyon uygulanırken uygulama aralarında da toplamda en fazla 10 defa hipertermi uygulanmıştır. Ve hipertermi süreci 1 saati geçmemiştir. Ve iki hipertermi tedavi arasında da 48 saat olmasına dikkat edilmiştir. Sonuçlara bakacak olursak, tüm hastalar çalışmayı tolere etmiş olup herhangi bir komplikasyon görülmemiştir. Uygulanan formülasyon medyanı 3 mililitre, bu 1 ile 5.5 arasında değişmiştir. Bu da 1 mililitre tümör hacmi için 0.1 ila 0.7 mililitre formülasyona denk gelmektedir. Hipertermi tedavisi hastalarda en az 4 defa, en fazla 10 defa tekrarlanmıştır. Bu sonuçlarla uygulanan manyetik hipertermi tedavisinin güvenli olduğu gösterilmiştir. Yapılan pivotal çalışmada ise fizibilite çalışmasından sonra ikinci aşamadır. Çalışma tasarımı 59 nükseden glioblastom hastası seçilmiştir. Tek kollu klinik çalışma tasarımı yapılmıştır. Maksimum tümör çapı 7 cm'dir. Ortalama medyan yaş 55. Karnöpsiye performans skoru ise 60'tan büyüktür. Medyanı 90'dır. Tahmin edilen yaşam ömrü 3 aydan uzundur. Sonuçlar Kaplan-Meier metodu ile tedavi sonrası olası yaşama süreleri tahmin edilmiştir. Hastaya ilk teşhis konulduğu tarihten itibaren olan süreler göz önüne alınarak yapılan tahminler OS1, glioblastomun nüksünden sonra yapılan süreler ise OS2 olarak adlandırılmıştır. Çalışmada tümör nüksü olan hastalar değerlendirildiği için OS2 değeri ön planda tutulmuştur. Bu değer literatürdeki benzer bir klinik çalışma referans alınmıştır. Stapp ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada temozolomit artı radyoterapinin terapi ile sadece radyoterapi karşılaştırılmıştır. Gördüğünüz gibi nanotermin uygulandığı çalışmalarda OS1 23.2 ayken Stapp ve arkadaşlarının çalışmasında 14.2 aydır. OS2 değeri ise, yani bizim asıl değerimiz, bu çalışmanın asıl başarısını gösteren değerde ise 13.4 iken refere edilen çalışmada 6.2 aydır. Manyetik hipertermi radyoterapi kombine tedavinin nükseden glioblastom hastalarında etkili olduğu gösterilmiştir. Bu klinik çalışmalardan sonra nanoterm EMA'dan tıbbi cihaz onayı almıştır. Sonuç olarak manyetik hipertermiye bakacak olursak, dünya genelinde kanser en ölümcül hastalıklardan biridir. Kanser tedavisinde konvansiyonel tedavi yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Son zamanlarda elde edilen başarı sonuçlarla dikkat çeken yeni tedavi yöntemlerinden biri de manyetik hipertermidir. Manyetik hipertermi'nin klinikte kullanıldığı ilk ticari ürünü olan nanoterm, glioblastom tedavisinde kullanılmak üzere 2013 yılında EMA'dan onay almıştır. Manyetik hipertermi'nin tek başına veya radyoterapi ile kombine edilerek çeşitli kanser tipleri üzerinde araştırmalar yoğun olarak devam etmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.